Günümüzün birçok küçük çocuğu kendi başlarına bir şeyler denemeyi ve yapmayı seviyorlar. Özgür olabileceklerini kanıtlamak istiyorlar ama onlardan daha büyük kardeşlerinin yapabilecekleri şeyleri yapacak kadar büyükler ve çoğu durumda ebeveynlerinin küçük çocuklarına kendi başlarına bir şeyler deneyip yapmalarına müsaade etmeleri iyi bir fikir. Bu büyümenin bir parçası. 4 yaşındaki Kaya ve annesi Nicole bir gün öğle yemeği için McDonald's'a gittiler. Kaya bu restoranı çok seviyordu çünkü yemeği bittikten sonra oyun alanında koşturabiliyordu. O gün Kaya annesine lavaboyu kendi başına kullanıp kullanamayacağını sordu. Nicole zaten kapının önünde durduğu için bunun sorun olmayacağını düşündü. Maalesef ki bu büyük bir hataydı. McDonald's'ın lavabosundan aceleyle çıktığında gözyaşları bu 4 yaşındaki kızın yüzünden aşağı dökülüyordu. Sonrasında annesi bacağında bir şey gördü. İlk başta annesi kızının lavaboyu kendi başına kullanmasında bir problem görmemişti. Restoran çok da kalabalık değildi ve kendisi kapının tam önünde bekleyecekti. Pantolonunu çıkarmak için yardıma ihtiyacı olduğunda Nicole'ü yardım için çağırabilirdi ve aynı şey pantolonunu yukarı çekmekte problem yaşarsa da geçerliydi. Nicole, kızı evde sürekli lavaboyu kendisi kullandığından McDonald's'ta da kendi başına kullanabileceğini düşünmüştü. Kaya lavaboyu kullanmadan hemen öncesi Nicole için genç kızın lavabodan çıktığını gördü. Kızlar lavabodan çıktıklarında gülüşüyorlardı ve yollarına devam etmişlerdi. Nicole ilk başta üstünde durmamıştı. Nicole kızının bağırdığını duyduğunda Kaya birkaç dakikadır lavabodaydı. Nicole'e göre onu korkutan kızının bağırması değil, nasıl bağırdıydı. Anında bir şeyin gerçekten yolunda olmadığını anlamıştı. Lavaboya girdiğinde kızının tuvaletin yanında dikildiğini gördü ve kızı tanıyordu. Derisi hala tuvalet oturağındaydı. Az önce lavabodan çıkan kızlar bütün tuvalet oturağına süper yapıştırıcı dağıtmıştı ve bu Kaya'nın tuvalete yapışmasına ve kalkmak için hareket ettiğinde bacaklarındaki deriyi kaldırmasına sebep olmuştu. Nicole'a göre McDonald's'taki çalışanlar bakım için hızlı davranmışlardı. Yaptıkları sadece medikal yardım değildi. Ayrıca onu rahatlatmışlardı. Nicole, travmaya uğramış kızını rahatlatmaya çalıştığında, McDonald's'ın müdürü polisle irtibata geçmişti. Bu yaşanan o kızların yanına kâr kalması gereken bir şey değildi ve restorandaki herkes bunu biliyordu. Nicole'a göre bu kızların yaptığı zararsız bir şaka değildi. Onların umursamazlığı ve hassasiyetsizliklerinden dolayı kızı hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak zarar görmüştü. Polise göre hala sorumlu olan kızları arıyorlardı. Bu kızların kim olduklarını ve nerede yaşadıklarını öğrenmek için McDonald's'ın güvenlik kameralarına bakıyorlardı. Herkesten çok Nicole kızların yakalanmasını diliyordu. Nicole kızlara büyük bir ders öğretilmesi gerektiğine inanıyordu. Kızların yaptıklarının yanlarına kalmasını istemiyordu. Nicole'e göre en zor kısım Kaya'ya bunları yapan kızların bunun niçin yaptıklarını açıklamaktı. 4 yaşındaki kızına bazı insanların sırf komik olduğunu düşündükleri için acımasızlık yaptıklarını nasıl açıklayacağını bilmiyordu. Nicole kendinin bile anlamadığını, bu yüzden kızına açıklama yapmanın gerçekten zor olduğunu söyledi. Nicole eve geldiğinde kızının başına neler geldiği hakkında bir gönderi hazırladı. Diğer ebeveynleri kızının başına gelenleri kendi çocuklarının yaşamaması için uyarmak istedi. Gönderiyi yayınladıktan kısa bir süre sonra gönderi viral oldu. Yerel haber merkezi bu gönderiyi gördüklerinde Nicole ve Kaya ile röportaj yapmadığı için muhabir gönderdiler. Haber merkezi röportaj videosunu yayınladığında o da viral oldu. Videonun altında Kaya'yı güçlü olması ve bu yaşananların onu üzmemesi için cesaretlendiren yorumlar yazıldı. Nicole, Kaya'nın olayın üstesinden geldiğini ama bir daha asla halka açık bir lavaboya güvenmeyeceğini söyledi.